Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle sizlerinde beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir yelek modeli anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim için öncelikle ilmeklerimi şişime çıkartarak başladım. Lastik istemeyen güzel ve kolay bir model. Modelimizin ilmek sayısı 15 ve 15'in katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 15 ilmek çıkartıyoruz. Ben şimdi sizlere iki örnek üzerinden anlatımı yapmaya çalışacağım. Kenar ilmeklerim de dahil toplamda 35 adet ilmek attım ve ilk sıramla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum öncelikle. Modelin ilk sırası. 2 ilmek ters. Bu bizim ara modellerimiz olacak. Yarım model uygulaması yapıyoruz. Kenarda yarım baklava şeklinde olacak. Diğer kalan orta bölümlerdeki modellerimiz, ara modellerimiz tam baklava. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir defa doluyorum. Şimdi ana modelime geçiyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz tekrar 2 ilmek ters ördüm şimdi birinci ana modelimizi tamamlamış olduk şöyle baktığımız zaman kenar ilmeğimi aldım baklavamız için yarım baklava için iki ters bir tane arttırma yaptım ana modele geçtiğim zaman 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 2 ters olarak tamamlamış oldum. Şimdi ortadaki tam baklavamız için bir tane artırma yapıyorum. 1 ilmek ters. Tekrar bir tane daha artırma yaptım. İkinci ana modelime geçiyorum. Artırmadan sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters Şimdi ikinci ana modelim de burada tamamlamış oldum. Genelde iki tane modelime dahil olan yarım baklavamız kalacak. Onun için iki ilmeğim var. Öncelikle bir tane artırma yapıyorum ve iki ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de aldıktan sonra modelin birinci sırasını ön yüzden tamamlamış oldum. Örgümüzün arka yüzüne geçtim. İkinci sırası ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Fakat bu kenarlarda ve ortada baklava modeli için hem ön yüzden hem de arka yüzden ilmekleri ters örüyoruz. Öncelikle 2 ilmeği ters ördüm. Artırmış olduğum bu ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kalan diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Iki ilmek düz, iki ilmek ters 2 ilmek düz. Arka yüzden ana modelimi tamamladım. Şimdi ortadaki ara modelime geldiğim zaman arttırdığım ilmeklerim ve tek olan ilmeğimi de ters olarak örmüş oldum. Hem ön yüzden hem de arka yüzden ters örüyorum. İkinci ana modele geçerken 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. İki ilmek düz, iki ilmek ters, iki ilmek düz ördüm. Şimdi ara modelime geldiğim zaman, artırdığım ilmeğimi ters, diğer kalan iki ilmeği de arka yüzden tekrar ters olarak örüp ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Örgümün ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bu kenardaki ters olan ilmeklerimiz artırma ile birlikte çoğalmış oldu. 2 ilmekle başlamıştı. Şimdi sayıyorum 1 2 artırdığım ilmeğim de dahil 3 ilmek ters ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ana modelime geliyorum ve 2 ilmek terste başlıyorum. 2 ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz. 2 ters. 2 düz. 2 ilmek ters. birinci ana modelimi bitirdim. Şimdi aradaki artırma bölümüne geldik. Öncelikle artırmamı yapıyorum. 3 ilmek ters. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ana modele geldiğim zaman 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. İlmeklerimizi nasıl görüyorsak örmeye devam ediyoruz. Şimdi kenardaki ara modelimize geldik. Artırmamı yapıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. ikinci artırmamızı yapmış olduk. Tekrar modelin arka yüzündeyim. ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sadece ortada ve kenarda bulunan ters ilmeklerimizi yine aynı şekilde arka yüzden ters örüyoruz. Yani haroşa olması için. 1, 2, 3, artırdığım ilmeği de ördüm. Toplamda 4 tane haroşa örmüş oldum ve ana modellerimin tamamını ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde devam ediyor. Ana modelimi bitirdim. Tekrar ara modele geldim. Arka yüzündeyim ve ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 kalan diğer ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum kenara geldiğimiz zaman artırdığımız ilmekler ve kalan ters ilmeklerimiz yine arka yüzden ters örelim ve sıramızı tamamlayalım şimdi tekrar modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi alıyorum ters ilmeklerim çoğalmaya başladı haroşalarımı örüyorum 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Son kez 3. arttırmamı yapıyorum. Ve ana modelime geçiyorum. 2 ters, 2 düz şeklinde devam ediyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz iki ilmek ters. Ana modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar ortadaki baklava olan bölüme geldik. Bir tane artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek haroşamı ördüm. Yani ters olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir sonraki ana modele geçiyorum. İki ters, iki düz, İki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters ördüm. Ana modelimi bitirdim. Şimdi tekrar kenardaki haroşa bölümüne geldim. Üçüncü artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 3, 4 ve kenar ilmeği. Evet ön yüzden de sıramızı tamamladıktan sonra örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sadece haroşa olan bölümde ilmekleri hem ön yüzden hem de arka yüzden dediğim gibi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Kalan diğer ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi ara modele geldik. Burayı da yine ters olarak örüyoruz. Artırdığım ilmek de dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ters ördüm. Haraşamı kalan diğer ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örelim. Kenardaki ilmeklerimizi de ters örüp sırayı tamamlayalım. Şimdi modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Buradaki yarım baklavamız, ortadaki tam baklavamız artık bunları artırma yapmadan eksiltmeye başlıyoruz ve modelimizde de bir bağlama yapıyoruz. Bunun sırasının nasıl geldiğini anlamak için de şuradaki ajurları sayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane ajur olduktan sonra ön yüze geldiğimiz zaman hem eksiltme hem de bağlama yaparak modelimize devam ediyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada 5 tane ters ilmeğim var. Bunun 3 tanesini ters örüyorum. 1 2 ve 3. 2 tane tersim kaldı. Bunun ikisini birlikte ters olarak örüyorum ve ilmeğimde bir eksiltme yapıyorum. Artık kenarda artırma yapmıyoruz. Ana modele geçiyorum. Şöyle ana modelimde Başında ve sonunda iki tane ters ilmeğim var. Bunları örüyorum. İki ters ilmeği ördüm. Burada iki tane ters ilmeği de bıraktım. Şöyle elimle tutarak göstereyim. Hemen üçüncü düzün ve sonundaki ters ilmeğin ara boşluğundan şöyle giriyorum. Öncelikle buradan bir tane ilmek çıkartıyorum çıkarttığım bu ilmeği şişime bırakıyorum. Ve baştaki ilmeği bu düz olan ilmeğin bunu içinden geçiriyorum. Ve çıkarttığım uzun ilmeği de bıraktım. Şöyle hafif sıkıştırıyorum. Bir sonraki düz ilmeği örüyorum. Yani iki düz ilmeğimi tekrar örmüş oldum. Bunu örmeden aldım. Arkasından ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve sonda 2 tane ters ilmeğim var. Modelime dahil olan bunu da ördüm. Ana modelimi bağladım ve tamamlamış oldum. Şimdi ortadaki ara modelime geldim. Burada da tekrar artırma yapmıyoruz. Eksiltme ile devam ediyoruz. Baştaki birinci ve ikinci ilmeği aldım. İkisini birlikte ters örüp kestim. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kalan diğer 2 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. Ve ilmek sayımız burada eksilmiş oldu. Şimdi yine ana modele geldim. Baştaki iki tane ters ilmeği örüyorum. Burada da ters ilmeğim kalacak. Şöyle hemen gösteriyorum. Sondaki düz ilmeğin arkasında ters ilmek var. İkisinin ara boşluğundan öncelikle şöyle yapalım. İpimiz arkada. ilmeğimi çıkarttım. Şişimin ön yüzüne bırakıyorum. Baştaki düz ilmeği de bunun içinden şöyle geçirdim ve arkadan ipimi çekerek bağladım. Yanındaki tek kalan düz ilmeği örüyorum. 2 düzümüzü örmüş olduk. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yani gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ilmek ters. İki ilmek düz, ana modelime dahil olan iki ters ilmeğimi ördüm. Şimdi kenardaki yarım modele geldiğim zaman artırma yapmadan baştaki ilk iki ilmeği kestim. Kalan diğer üç ilmeği de ters olarak örüyorum. Ve ilk bağlamamızı burada tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen şöyle baştaki ilmeklerimizi örelim. Yine burada bulunan ara modeldeki ilmekleri ters örüyoruz. Yani haroşa olarak hep devam ediyor. 2 3 4 ilmek ördüm. İlmeklerimi burada gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Kalan diğer ilmeklerimizde ara modeller haroşa olacak ve ana modellerimizde gördüğümüz gibi örelim ve arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi eksiltmeye devam ediyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Kalan 2 ters ilmeği de birlikte ters olarak kestim. 3 tane ilmeğim oldu. Ana modele geldiğim zaman ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. 2 düz 2 ilmek ters ana modelimi burada gördüğüm gibi ördüm tamamladım ara modelime geldiğim zaman baştaki ilk 2 ilmeği ters olarak kesip ilmeğimi eksilttim 1 2 ilmek ters ördüm Pardon bir tane ters ördüm Kalan 2 ilmeğimi de birlikte ters olarak kestim. Ortada 3 tane ters ilmeğim kaldı. Ana modelime geldiğim zaman da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters 2 düz. iki ters ilmeğimi ördüm tekrar burada ara modelde ilmeklerimi eksiltiyorum İkisini birlikte ters örüp kestim kalan iki ilmeği de ters örüyorum toplamda üç tane ilmeğim kaldı bir de kenar ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz sadece ara modelleri ters olarak örüp sırayı tamamlayalım modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir tane ters ilmek örüyorum kalan iki ters ilmeği de birlikte ters olarak kesiyorum ve bire düşürdüm buradaki ilmek sayım yine başlangıçtaki ilmek sayımla aynı oldu 2 ilmek ters ana modelime geçtim 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 tersten sonra şimdi aradaki baklava olan bölüme geldik bu 3 ilmeği birlikte üçünü beraber kesiyoruz topladım ve burada yine başlangıçtaki ilmek sayımı düşürdüm tek olarak ilmeğim kaldı. Mutlaka üçünü bir arada kesiyoruz. Bir sonraki ana model için 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ilmek ters. Kenardaki ara modele geldiğiniz zaman baştaki bir ve ikinci ilmeği birlikte kestim. Kalan diğer bir ilmeği ters ördüm. Yine iki tane ters ilmeğim oldu ve kenar ilmek. Arka yüzde ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüp gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim ve bir model tamamlamış olduk. İlmek sayımızda birinci sırada Ördüğümüz ilmek sayısına geri dönmüş oldu. Şimdi ikinci modelimizin nasıl kurulduğunda bir kez daha birlikte örelim. Kalan sıraları da bir alt sıraya bakarak tekrar edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek ters. Bir defa artırma yapıyorum ara modelimi tamamladıktan sonra ana modelime geliyorum. 2 ilmek ters. Burası hiç değişmiyor zaten. Hep aynı şekilde devam. 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek, düz, 2 ilmek ters. Ana modelimi tamamladım. Şimdi ortada bir tane ters ilmeğim var. Burası da yine baklava olacak. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek ters. Bir tane artırma yapıyorum. Diğer ana modelime geçiş yapıyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters şimdi iki tane ters ilmeğim var ara modelim için artırmamı yapıyorum 2 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci modelimizin birinci sırasında tamamlamış olduk dediğim gibi bir alt sıralara bakarak modeli tekrar edebilirsiniz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım Umarım anlaşılır olmuştur Bu modeli de sizlere fikir olması için 3 model üzerinden hazırladım herhangi bir beden ölçüsü yok tamamen sizlere fikir amaçlı hazırladım ee, bir model ee, lastik bölümünü haroşa olarak ördüm kenarda e, baklava ile karışmaması için e, modelde bir tane düz ilmek kenarına ekledim bu şekilde de örebilirsiniz farklı Kenar patı lastiği de kullanabilirsiniz. Başlangıçta da ipimi çift olarak katladım ilmeklerimi o şekilde attım. Bunun nasıl yapılacağı da bir önceki videolarımda var. Evet, örgümüzün ön yüzünden görüntüsü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Alize Angora tarzı simli ve tiftikli bir ip kullandım. Özellikle çeyizlik yeleklerinizde kullanabileceğiniz Gerçekten hem güzel hem de kolay bir örgü modeli. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.